Arkadaşlar son hız devam. Durmak yok, yola devam. Bir önceki dersimizde ne yaptık? Bu playground üzerinden çok enteresan işler yaptık. Sistem rolünü tanımladık. Daha sonra user olarak sorumuzu sorduk. En son aile dizilimi hakkında siteleri sormuşuz. Ve karşılığında da cevaplarımızı aldık. Şimdi bunların hepsini bizim kodlamaya dökmemiz lazım. Yani bunun üzerinden bir aplikasyon yapıp gönderme şansımız şu an yok. Siz video izlerken de olabilir ama ben her halükarda kendi kodumu kendim yazmak isterim. Burada biraz önce göstermiştim. Weave Code dediğim zaman zaten bana OpenAI SDK'sı üzerinden işte burada from OpenAI import OpenAI diyor. Client'ını kuruyor ve buradan bana çok güzel böyle 29 satırlık bir kod veriyor ama ben böyle yapmayacağım. Ben hep LangChain dedim. LangChain'den gideceğim. Sebebini İlerleyen derslerde göreceksiniz. Yok abi şimdi görmek istiyoruz diyorsanız bu Python ile yapay zeka serisinin ilk iki videosunu mutlaka izleyin. Şimdi ben tekrar Google Colab'ime dönüyorum. Şu ana kadar bahsettiklerim hakkında bir fikriniz yoksa kıymetli arkadaşlar o zaman bu videoya direkt başlamışsınızdır ve mutlaka bundan önceki videoları da izlemeniz gerekiyordur. Şimdi Google Colab'de ben iki video arasında bir zaman vermedim ama bizim biliyorsunuz arka tarafta çalışan makinamızın süresi dolunca kütüphanelerimiz puf oluyordu. O yüzden ön hazırlık tarafına tekrar gidiyorum. Şurada görüyorsunuz OpenAI'nin 1.3.7, LangChain'in 00.345 versiyonlarını alıyorum. Neden alıyorum arkadaşlar? Bu yaptığım hareketleri videolarımızda zaten uzun uzun konuştuk. Ve pip installlayıp tekrar bu kütüphanelerimi yüklüyorum. Bu işte versiyonlarla birlikte gitmeniz çok önemli. Çünkü çok hızlı değişen kütüphaneler canınız sıkılır. O yüzden buradan deneyin. Daha sonra en son versiyonlarla denersiniz. Deneye yanıla istediğiniz versiyonları kullanmaya başlarsınız. Tekrar ben şöyle import LangChain diyeyim. Ve versiyonlarımı yazdırayım. Evet çünkü benim OpenAI ve LangChain kütüphanem arka taraftaki makinede normalde yok. Tekrar şuradaki dizin tarafından ChatGPT modellerine gelip tekrar şurayı kapatayım. Burada zaten biz şurayı konuşmuştuk ama tekrar konuşalım. Bizim aslında 3 tane temel mesaj tipimiz var. Bunları da şu rol altında sistem ve content olarak veriyoruz. Yani şimdi bu mesajlar altında özür dilerim. Rol ve content olarak veriyoruz. Birinci rolümüz sistemdi, ikinci rolümüz user'dı, üçüncü rolümüz de asistandı. Hemen tekrar ben playground'a gidiyorum. Sistemde ben karşıya yani modele, bu durumda ChatGPT 3.5 Pro ki buradaki hemen hemen hepsini kullanabiliyorsunuz şeyde de API'da da sisteme rolünü veriyorum. Burada sen dünyanın en geniş ve güçlü internet arama makinesisin ve kesin ve yalancı değilsin diye çok net bir şekilde ben rolü verdim ve devamında da istediğim JSON sonucunun şemasını verdim karşı tarafa. Bir kafa durdu pardon. Burada da user mesajım ve asistan mesajım. Tekrar döndüğümde evet bunlar burada gayet net anlaşıldı diye düşünüyorum. Tekrar bunları konuşmaya gerek yok. Gelin yavaştan biz kodlama işine başlayalım. Evet ben tekrar Colab Notebook'umdayım. Bunun üzerine zaten Colab Notebook'ları üzerine uzun uzun konuştuk. İlk etapta arkadaşlar ilk kodumu yazayım. Hop bunu bir sileyim tekrar. Şurayı tıkladım ve benim ilk etapta hatırlar yani takip eden arkadaşlar biliyorlar. Google Colab ile birlikte gelen kütüphaneden user datayı almam lazım. Neden user datayı almam lazım arkadaşlar? Çünkü benim API key'imi buradaki secret manager'dan yani gizli anahtarlar içerisinden çekmem lazım. Bu işlemlerin hepsini zaten önceki videolarımızda yaptık. Ama geri kalanları ben şöyle bir kütüphaneleri kopyalayayım ve şuraya yapıştırayım ve üzerine konuşarak gidelim. Biz artık LangChain üzerinden yapacağız. Sebeplerini zaten konuştuk. Sebeplerini zaten göreceğiz de. Şimdi ben Colab'dan user datamı çektim. Neden olduğunu söyledim. LangChain skemadan da arkadaşlar AI mesajımı, human mesajımı ve system mesajımı çektim. Bunları direkt girseydim ben ilk derse muhtemelen anlamayacaksınız. Çünkü bunları anlayana kadar ben de çok karın ağrısı çektim. Ama bu playground kısmı bizi kurtardı. Yani buradaki mesaj da aslında arkadaşlar şu rol olayları var ya. Ben burada AI mesaj kısmı asistan mesajı yani cevap. Gördünüz mü? Şuradaki cevap için kullanacağım. Buradaki human mesajı zaten insan mesajı demek. Benim aslında soracağım sorular, pardon, benim soracağım sorular. Sistem mesajı da benim karşı tarafa kitleyeceğim rol, vereceğim rol aslında. Bu kütüphaneleri çekerken hemen altında bize ne lazım olacak arkadaşlar? Ben OpenAI şöyle bir şey yazabilirim. Hemen buradan arkadaşlar şunu çekeceğim. Bu arada bakın not defteri erişimini verdim. Tekrar o konulara girmeyeyim, baş ağrıtmayayım, bunu kapatayım. OpenAI API key'imi çektim ve artık OpenAI API key'im yazdırabilirim ama yazdırmayacağım. Çünkü o benim kullandığım API key. Onun yerine aslında şöyle bir şey yapayım. Try diyeyim.
Şu kodu şuna çevirmek daha mantıklı olacak. Önce OpenAI API key'imi user data get ile şuradan çekmeye çalışacağım. Eğer gelirse OpenAI anahtarını buldum hacim diye bir tane mesaj alacağım. Eğer bir exception olursa ne alacağım? Hatta exception yapalım. Open XYZ diyelim. XYZ, XYW. Ben bunu çalıştırdığım zaman patlayacak ve anahtarı bulamadım hacı diyecek. Error'ümü de string olarak aldım. Secret OpenAI API key XWVZ neyse yok. O yüzden hemen bunu da şu şekilde yapayım. Bunu işte bahsetmiştim önceki derslerimde. Eğer lokalde yapıyorsanız Python Datem kütüphanesiyle rahatlıkla yapabilirsiniz. Zaten streamlikle alakalı kısımlarda yapacağız onları. OpenAI anahtarını buldu hacı. Şimdi artık benim şurada bakın bahsetmedim daha. Langchain.chat modelsinden çektim. Chat OpenAI diye bir arkadaşlar sınıfım var. Benim artık bir chat objesi başlatmam lazım. Chat eşittir. Hemen kopyalayalım. Typolarla uğraşmayalım. Bunun içerisine bazı arkadaşlar parametreler vermem lazım ki zaten iki önceki dersimizde bu parametreleri konuştuk. Ben vakit kaybetmeden bunları Ctrl C diyeyim. Şuraya yapıştırayım. API key'imi zaten OpenAI API key şeklinde şuradan aldım ve API key'imi verdim. Modelimin ismini zaten bakın burada da ChatGPT 3.5 Turbo'yu kullanmıştık. Onun aynısını aldım. Buraya farklı modelleri de koyabiliriz. Şimdilik sildim. Temperature'ın ne olduğunu konuştuk. Max token'ı da 1024 yaptım. Şu an benim için yeter. Max retry'sı da 3 yaptım. Çok önemli mevzu. Bunların hepsini konuştuk. Bundan sonra aslında yapmam gereken çok basit. Message isteyeceğim ve bir liste oluşturacağım. Message isteyeceğim. Eşittir bir liste yapısı oluşturup içerisine şu an aslında iki tane ben obje vereceğim, nesne vereceğim. Bunlardan bir tanesi system message. Yani şuradaki çektiğimiz system message var ya. System message neydi arkadaşlar? System message. Hop. Content diyeceğim. Content argümanını vereceğim ve iki tane ben orada tırnak işaretimi koyayım. Aslında şuradaki rolü ben şu şekilde çektim. Bence daha Python'ik, daha okunulabiliyor. Hemen content olarak da buraya ne yazalım? Sen fizik alanında Nobel ödülü almış bir bilim adamısın diyelim. Human message kısmımız, tekrar hatırlayalım yukarıya gelip. Yani işte user'ın mesajı, human message kısmını da kopyalayıp yapıştırayım. Çok vakit kaybediyoruz. Siz bence bunu yazarak yapın. Durdurumla yazın. Kafaya yerleşsin. Kuantum dolanıklığını tek bir cümleyle açıkla. Yalnız bu sefer çok sert girmişiz. Ben artık bunu oluşturdum ve çalıştırayım bakalım çalışıyor mu. Hemen alttakine de geleyim. Output'um diyeyim. Output eşittir diyeyim. Chat zaten nesnemi başlatmıştım arkadaşlar. Chat instance'ı başlatmıştım. Hop. Şurada. Chat'i aldım ve içerisine ne koyacağım? Tahmin edin. Evet. Message. Burada benim bir argümanım var messages diye. Messages eşittir. Argümanım zaten message demiş. Message diyeyim. Bunu bir çalıştıralım. Benim internetim biraz yavaş galiba anlamadım. Yavaş çalışıyor. Benim internetim yavaş değil. Bir önceki dersi takip ettiyseniz TextaVinci 0.03 kullanıyorduk. Ne kadar yavaştı bu ne kadar hızlı. Ne kadar para o kadar köfte aslında. Şimdi ben bu output'u aldım. Bu output'u bakalım yazdıralım arkadaşlar. Print diyeyim. Gerçi burada print dememe gerek yok da. Print output dersen bakalım bize ne verecek bakalım. Print output dedim ve content'imi verdi. Aslında burada şöyle bir şey yapabilirim. Biliyorsunuz bizim magic sihirli komutlarımız vardı. Ben şuraya pycat diyeceğim. Ve output dersen bana hata verecek. Çünkü output bir output nesnesi olması lazım. Benim output nokta arkadaşlar bakın şuradaki content var ya output nokta content'i yazdırmam lazım. Bakalım yazacak mı? Bunu tıklayınca eğer her şey yoluna giderse sağ tarafta tek bir cümle istemiştim zaten. Kuantum dolanıklığı iki veya daha fazla parçacığın uzak mesafelerde olsa bile birbirleriyle anında etkileşim içerisinde olmasıdır diye cevabımı aldım. Buraya kadar gayet güzel. Peki gelin bir önceki örneğimizi yapalım arkadaşlar. Tekrar ben şunları şuraya toplayayım. Daha güzel okunsun. Bunları hemen hızlıca buraya toplayayım. Colab'in bana yap verdiği güzelliklerle dayanarak da şunları bir sileyim. Benim şu an bir tane şeyim kaldı. Tekrar çalıştırmayacağım bunu. Ben yine aynı mantıkta message eşittir diyeceğim ve system message ile hatta yapalım. Messages eşittir. Bir liste yapısı vereceğim. Önce system message'i alacağım. İnşallah doğru yazıyorumdur. Content eşittir diyeceğim. Virgülümü koyacağım. Altına da human message diyeceğim arkadaşlar. Yine content'imi vereceğim. Tırnak işaretlerimin arasında tabii ki ben content'lerimi
arkadaşlar. Copy paste yapacağım. Tabii hemen geri alayım. Content'im çok uzun olduğu için şunu ben üçlü yapıp bunun ne olduğunu bildiğinizi düşünüyorum. Şu şekilde yapıştırırsam çok satırlı text argümanımı da içerisine vermiş oldum. Alttaki mesajım daha görece kısa bir mesaj olduğu için, yani sorum human mesajım daha kısa olduğu için bana tek tırnak işareti yeterli. Bunu böyle koydum. Message ne yapacağım? Output diyeyim, diyemedik. Output eşittir. Yine chat objemi. Zaten chat objemi başlatmıştım. Şu an artık devam edebilirim. Şu benim ön belleğimde şu an. Buradaki chat objemi aldım. Buraya koydum ve bu sefer şunu da şey diyelim ya. Message second diyeyim, karışmasın. Şuradaki message second'ı alayım. Chat'in içerisine koyayım. Ondan sonra paketimle ya da printimle output'u yazdıramıyorduk. Neyi yazdırıyorduk arkadaşlar? Output nokta content'i yazdırıyorduk. Şimdi doğru yaptıysak her şeyi, şurada ikinci yardım sekmemizin gelmesi lazım. Ben play'e bastım. Shift Enter'da yapabilirdim. Browser'dan browser'a galiba değişiyor bu kısa yolda. Deneye yanında görürsünüz. Evet, bu sefer zorladık makine ya da bu sefer gerçekten internetimiz çöktü. Gördüğünüz gibi aynı cevabı işte bu Playground'da yaptığımı aldım. Ama burada ne dedik? Sana sorulan kendi alanında soruları cevapla dedik. Evet, kara madde ve kara delikler arasında bir ilişki bulunmaktadır. O yüzden ben buraya geleceğim. Bana kuru fasulyenin en iyi tarifini verir misin diyeceğim. Ve tekrar Enter'a bastığımda şuraya bir tane daha yardım sekmesi gelmesi lazım. Üzgünüm ancak ben bir astrofizikçi ve uzay bilimciyim. Bu yüzden yemek tarifleri konusunda yardımcı olamam. Ne kadar yazık. Ancak eğer kibar da, burada kibar demiştik ya. Buraya kadar herhalde ne kadar kolay bir şekilde bunu kullanabileceğimizi gördük. Şimdi bir de şu en son JSON output aldığımız vardı ya çalışma. Onu yapalım. Ben tabii ki şuraya bir tane alt başlık, şuraya bir tane metin ekleyeyim. Şuraya hop H4 Markdown üzerinden başlama atayım. JSON output ile işlem yapma diyeyim. JSON çıktısı alıp işlem yapma diyeyim ki sonra bakabilin. Altında zaten şu play işaretini gördüğüm için biliyorum ki bu bir kod hücresi. Ve burada takdir edersiniz ki copy paste yapacağım. Esasında burada system message diye bir değişken oluşturdum. Aslında şu playground'da yaptığım işi text olarak buraya verdim. Üçer tane tırnak işareti kullanma sebebim birden fazla satıra yayılmış bir string yapım olduğu için. Altına iki tane boşluk bırakayım ve messages, yine messages diyeyim, eşittir diyeyim arkadaşlar. Buraya ne yapıyorduk? Bir liste yapısı veriyorduk ve önce sistem mesajımı vereceğim. İçine de content olarak ben burada zaten bir dakika, şunu birazcık şöyle yapalım. Sistem MSG diye bir variable'ın içerisine koydum. Onu buraya koyacağım. Hatta kopyalayıp yapıştıracağım mouse oraya kadar götürmüşken. Sistem mesajımı aldım. Altına da ne yapacağım? Human mesajımı yazıp sorumu soracağım arkadaşlar. Content eşittir diyeceğim. Ve yine biraz önce sorduğumuz soruyu bu sefer alkolsüz yapalım. Alkolsüz kokteyl tarifleri alabileceğim internet siteleri. Şimdi geri dönüyorum. Ben burada ne dedim? Bakın şeyden bakalım, daha okunaklı. Sen dünyanın en geniş ve güçlü internet arama makinesisin. Makinasısın da olabilir, bilmiyorum. ChatGPT Allah'tan anlıyor. Ve kesinlikle yalancı değilsin. Sana sorulan konularda örnek siteleri aşağıdaki JSON formatına uygun olarak bana cevaplayacaksın. Alaka düzeyinin biriyle onun arasında olduğunu söyledim. Kısa açıklama kısmını söyledim ama aşağıda verdiğim örnek şemada, JSON şemasında mesela sonuç sayısını koydum ve buraya şurada açıklamayı içermeme rağmen bulunan sonuç sayılarını yaz dedim. Yorum kısmını da buraya ekledim ve böyle bir şey istiyorum arkadaşlar. Şimdi tekrar kolevime dönüyorum. Birebir aynısı. Yalnız bir tane virgülü atlamıştık bakın. Şu sonuç sayısını bir düzelteyim hop. Kafa karışmasın. Aslında bunlar aynı hizada olması lazım. Yani bir dictionary döndüreceğim ben. Bu dictionary içerisinde sonuç sayısı diye bir alan olacak. Ondan sonra yorum denilen bir alan olacak. Altında sonuçlar diye bir alan olacak. Ve bakın 3 tane de ben buraya örnek vermişim. Bilmediğin konularda da aşağıdaki gibi bir sonucu döndüreceksin demişim. Yine sonuç sayısı görüyor musunuz? Bu sefer 0, buradan check edebiliriz. Sebep de aranan kriterde site bulunamadı. Hatta bunu daha iyi anlatabilirsin.
bilirsin diyelim. Messages yani mesajlar listemi oluşturdum. Sistem mesajımı, content'imi verdim. Content'im biliyorsunuz şuradaki sistem argümanından geliyordu. Şunları kapatayım ya. Evet. Buradan geliyordu sistem mesajından. Human message'da kendim buraya hardcoded yaptım. Yazılım bu. Buna birçok şeyle yapabiliriz. Mesela bunu bir başka bir değişkenle son kullanıcıdan alabiliriz ki collab yavaştan sıkmaya başlamış olabilir. Hayat kurtarsa da biz çok kısa sürede önümüzdeki videoda muhtemelen Streamlit'in harikalar diyarına, dünyasına giriş yapacağız ve bu işler çok daha keyifli olacak. Sözüm söz. Mesajımızı aldık. Yukarıda yaptığımız gibi bir output istiyorum. Output'umda chat objemi, chat instance'ını başlattım. Messages diyeceğim. Eşittir. Messages diyeceğim. Bu messages hangi messages? Bu messages. Bu da bizim argümanımızın zaten şeyi, keyword'ü. Şimdi output dedim, mesela dedim. Bunu ben şuradan da çalıştırabilirim. Shift enter yaptım ve çalışmaya başladı. Bakalım ne gelecek. Şimdi burada dananın kuyruğunun koptuğu kısım. Gördünüz mü? Hala çalışıyor. Ne yapıyorsun ya? Serverları mı çökerttik acaba? Çok mu uzun sorduk? Yeşili aldık. Demek ki hatasız, kazasız bir şekilde sonucu döndürdük. Yalnız bu output'u nasıl kullanacağız? Dananın kuyruğu kopuyor. Şimdi ben burada output.content yazarsam arkadaşlar, shift enter yaparsam ya da play tuşuna basarsam gördüğünüz gibi bana bir text string geldi. Şimdi ben burada JSON istedim. Bunu ChatGPT biliyor ama benim Python interpretörüm, arka tarafta çalışan Python makinem karşı taraftan JSON geldiğini bilmiyor. Hatta ben şuraya tekrar geleyim. PyCat deyip bunu tekrar shift enter yapayım output content'i. Gördüğünüz gibi buraya da çok güzel yazdı ama buna ben eğer print'e gerek yok ya. Sadece type output.content yazdığım zaman gördüğünüz gibi bir string yapısı döndürecek bana. Dolayısıyla benim bunu JSON'a çevirmem lazım. O yüzden bakın ne yapacağım? Import JSON diyeceğim. Bu kenarda dursun. JSON zaten halihazırda Python'da geldiği için ve benim Google Collab'imin arkasındaki makinede çalışan makinede bu kütüphane olduğu için hiçbir şey yapmama gerek yok. O yüzden benim artık bir JSON data değişkeni içerisinde eşittir deyip JSON loads deyip arkadaşlar neye vermem lazım buraya? Output'u değil, output content'i vermem lazım. Kopyalıyorum ve output content'i çalıştırmadan önce altına print diyelim. Çünkü birkaç satır yazdıracağım. Type diyelim. JSON. JSON data diyelim. Altına da tekrar print deyip ben artık bu gelen JSON datasının bir dictionary olduğunu biliyorum. JSON data.keys diyelim. Bakalım çalışacak mı? Gördüğünüz gibi ben bunu bir dictionary yapısına çevirdim. Type'ım dictionary. Dictionary anahtarlarım, keylerim İngilizce Türkçe çok karışıyor. İnşallah anlıyorsunuzdur. Sonuç sayısı, yorum, sonuçlar geldi. Gördüğünüz gibi ben bunu başarılı bir şekilde çevirdim. Hemen artık şöyle bir şey yapmam lazım. Önce bir sonuç sayısını alayım. JSON datam artık dictionary ya. Sonuç sayısı. Hemen sonuç sayısını yazdırayım buraya. Bu kısımları çok şey yapmıyorum. JSON data zaten bir dictionary. JSON data get sonuç sayısı dedim. Buraya aslında default değer de verebilirdik ama ben bunu hop çalıştırdığımda 3'ü aldım mı? Aldım. Mükemmel oldu. Yorumu nasıl alacağım? Hemen altına bir tane daha kod ekleyeyim. Yorum. Bu kimin yorumu? Bizim ChatGPT 3.5 neydi ya model ismi? ChatGPT 3.5 turbomuzun yorumu. Yorum da ne olacak? JSON data.get diyeceğim ve yorum yazacağım. Key'imiz yorummuş. Enter dediğimde tabii altına yorumu da yazdırsaydık çok güzel olacaktı. Yorum yaptığım zaman alkolsüz kokteyl tarifleri için aşağıdaki siteleri inceleyebilirsiniz. Peki benim sonuçlarım neydi? Sonuçlar listesi diyelim. Bu bir liste yapısı değil mi arkadaşlar? Bu sefer JSON data.get sonuçlar diyeceğim. Len sonuçlar dediğimde de muhtemelen 3 alacağım. Evet 3'ü aldım. Bu 3 hangi 3 arkadaşlar? Bu 3 buradaki sonuçlar liste yapısının length'i 3 tane. Ama tabii şöyle bir kod yazdım ben. Hemen onu kopyalayayım, yapıştırayım. Şimdi diyelim ki web sitesi yaptık. Sadece işte arama makinesi yaptık aslında. Gördüğünüz gibi ben artık bunları
Aynı işlemleri yapıyorum. Integer'a çeviriyorum sonuç sayısını. Bu arada bu çok riskli. Default'ın sıfır yapmamız lazım da neyse çalışacak. Bu çok basit bir kod bu arada. Bu çok ciddi derece optimize edilebilir. Sonuç sayısı eşittir sıfır sıfırsa dedim. Tamam mı? Ben hatta şuraya şöyle yapayım arkadaşlar. Sıfır koyayım. Eğer hiçbir şey gelmezse, sıkıntı varsa sıfır sonuçtur. Zaten sıfır gelecek. Eğer sonuç sayısı sıfırsa sonuç bulunamaz yaz dedim. Değilse yorum zaten aynı şekilde yukarıda yaptığım gibi elimle gösteriyorum ya. Yukarıda yaptığım gibi çektim yani şuradan yorumu. Çünkü şeyse zaten bu sonuç sayısı sıfır değilse bunun gelmesi lazım. Tabii bu yapay zeka modelleriyle çalışırken her şeyi try except blokların içerisine koymakta fayda var. Sonra bu sonuçları çektim. Sonuçlar eğer bir liste yapısıysa dedim ve sonuçların uzunluğu, büyüklüğü sıfırdan büyükse sonuçlar içerisinde bir enumerate'li bir bana loop at dedim, for loop at ve burada da çok basit işler yaptım. Bunu çok daha fazla konuşmaya gerek yok. Çalışmazsa konuşuruz. Play'e bastığımda artık alkolsüz kokteyl tarifleri için aşağıdaki siteleri inceleyebilirsiniz. İşte kokteylrehberi.com. Bu sitede çeşitli alkolsüz kokteyl tarifleri bulabilirsiniz. Alaka düzeyi 10. Türkçe alkolsüzkokteyller.com alkolsüzkokteyl.com. Adamların da güzel reklamını yaptık. Neyse. Gördünüz mü ne kadar basit? Hemen bunu ben bir ara vereyim. Bunu metoda çevireyim. Daha doğrusu fonksiyona çevireyim. Nasıl bunu böyle modüler hale getirip arkadaşlar hızlı bir şekilde programa çevirebileceğimizi görelim. A few moments later. Arkadaşlar çok hızlı bir şekilde şurada gördüklerimi ben basitçe fonksiyona çevirdim. Ne yaptım hemen gelelim beraber kontrol edelim arkadaşlar. Önce bu chat'i başlatmayı bir tane şey içerisine koydum. Fonksiyon içerisine koydum yazması kolay olsun diye. Daha sonra start search dedim. Buradaki sistem mesajımı zaten bir internet makinesi yaptık ya, ara makinesi yaptık ya. Sistem mesajın içerisine aynı birebir şemamı koydum. Altına mesajlarımı yarattım ama mesajlarımı yaratırken user message'i input olarak start search'ün içerisinde aldım. Daha sonra output'umu alıp arkadaşlar hızlı bir şey. Bu arada burada hiç şey yok yani böyle herhangi bir error handling işte bu hatalarla mücadele edecek herhangi bir mekanizma koymadım. Çok hızlı bir şekilde sadece fikir vermesi için JSON ile bunu dictionary'e çevirdim. Hop ne yapıyorsun ya? Zaten burada dictionary çevirdiğimi söyledim ve bunu dictionary olarak gönderdim. Daha sonra def run deyip bir tane en son bir run fonksiyonun içerisine sadece user mesajımı koydum. User mesajımın içerisine tekrar chat'imi yukarıdaki fonksiyon aracılığıyla başlattım. Bunu şey de yapabilirdim aslında. Buna gerek yok. Bunu Ctrl X yapayım. Arkadaşlar şöyle yapayım. Hop chat'i buraya koyayım. Çok çirkin olmuyor neyse. Burada zaten chat'i biz içine veriyorduk. Sonra chat diyeyim. Zaten bunu gerek kalmadı. Burada chat'i verdik. User mesajımız da burada. Bir şeyleri yanlış mı yaptık? Herhalde şurada bir şey sıkıntısı var. Ha. Buradaki indentation error'ımızı yaptık. Chat'imi burada başlattım. Vazgeçtim. Fazladan fonksiyon yazmışım. Daha sonra bu chat'i ben burada yarattım. Start search'ün içerisine. Burada zaten sistem mesajımı vermiştim. Hem chat argümanımı hem de şurada tekrar run'la aldığım user mesaj argümanımı koydum. Daha sonra biraz önce yaptığım şeyle zaten hiçbir şey döndürmüyorum bu run fonksiyonu içerisinde. Sadece ekrana yazdırıyorum. Buradan tatlı bir şekilde yazdırdım ve sonra user message dedim. Hatta şunu şöyle yapayım. Şunu tekrar shift enter diyeyim. Çalıştırayım. Bakalım bir yerlerde saçmaladık mı? Bu arada burada bir sürü hata vardır ya. Neyse. Bunu user message dedim. Fransızca öğrenebilecek internet siteleri dedim. Run dedim. Önce ne yaptım? User message'imi yani şuradaki user message'i yani şuradaki string cümlesini buraya koydum. Run dediğimde zaten bir şey döndürmeyecek. Bana aynı şekilde ekrana yazdıracak. Hop. Gördüğünüz gibi şu an çalışıyor. İkinci satıra da yeşili aldık. Evet geldi. Fransızca öğrenebileceği. Şimdi mesela saçma sapan bir şey diyelim. Ne diyelim? Kuru fasulye tarifi alabileceğim 5 internet sitesi. Bu arada 5'i verir mi bilmiyorum. İşte bu sistem mesajı ona göre gıdıklamamız gerekebilir. Çalışıyor galiba. Kuru fasulye birazcık yordu ya ChatGPT'yi. Evet, kuru fasulye tarifi alabileceğimiz 5 internet sitesi. Dediğim gibi artık yani burada özellikle sistem mesaj kısmında hakikaten yani 10 saat daha ders çekeriz bunun üzerine. Burada tekrar söylüyorum bu Playground videosunu izleyin.
Burada önceden hakikaten mesela farklı modellerle de denemeler yapabilirsiniz. Mesela GPT-4 Pro ile ben deneme yapabilirim burada. Hızlıca onu da yapayım, merak ettim yani olacak. Şu an at message ne diyelim? Burçlarla alakalı 5 internet sitesi deyip tekrar submit yapalım. Yapmamız gereken tek şey kodumuzda GPT-4'ü getirmek. Gördüğünüz gibi geliyor sonuçlar. Alaka düzeyi 10 demiş. Diller Türkçe demiş. Burçlar alakalı 5 site bulunmuştur. Burç daha resmi sanki ChatGPT-4. Burçlar hakkında ayrıntılı bilgi ve günlük burcuna ulaşabilirsiniz falan filan. Kıl tüy yani, güzel ya. Aklıma da zor soru gelmiyor. Hop, ikinci el araba satın alabileceğim siteler. Ama Bulgaristan'da. Hadi bakalım. Şunu bir bitirseydi ya. Oo, kaç tane? 5 tane. Güzel. Bunun cevabını aldık. Bitti. Ben bunu sileceğim. Altta normalde mesaj olarak Bulgaristan. Anlayacak mı ya bakalım? Ben de merak ettim. Submit dedim. Hop. Sonuç sayısı 3. Bulgaristan'da ikinci el araba alabilmesi. Evet. Vallahi buldu. Diller Bulgarca, İngilizce. Abi bu güç ya. Yani her şey yapılabilir burada ya. Mükemmel ya gerçekten. Bu arada bu sitelerin hepsini bir denemek lazım ya. Gerçekten yani ben yalancı değilsin diye yazdım ama gerçekten bunları bir denemek lazım. Şu GPT-4'ü ben hiç daha önce denemedim. GPT-4'ü gelin arkadaşlar, modelimize gelelim. Zaten burada chatimiz oluşturduk ya. Şu init chat'e gerek yok, silelim. Burada fonksiyon yaptık. Mesajda işimiz yok. Ha, chat'i burada oluşturduk. Şimdi şuraya GPT-4 yazarsam hop. Şunu sileyim. GPT-4 diyeyim. Bakalım GPT-4'te çalıştıracak mı? Enter diyeyim. Şimdi artık şuraya daha güzel bir şey yapalım. Kuantum fiziğini öğrenebileceğim internet sayfaları diyelim. Bakalım çalıştıracak mı GPT-4'ü? Erişimim var mı? Galiba var. Şu ana kadar hata almadık. Bilmiyorum arada ne kadar fark var ya. Vallahi şu an yanılmıyorsam, burada bir şeyleri saçmaladıysam yorumlara yazın, ama saçmaladığımı düşünmüyorum. GPT-4 üzerinden ne yaptık? Stanford Üniversitesi alakalı dilleri yazmamışız ya buraya. Ha, yazmışız. Türkçe çok dilli, İngilizce. Vay be. Çok dilli kısmını da anladı. Ya ben gerçekten yani yaptığım her işte hayranlık seviyem daha da artıyor. İşin komik tarafı bunu sadece OpenAI değil arkadaşlar. LinkedIn'i çok hızlı bir şekilde çevirip arkadaşlar mesela Vertex AI'ye de çevirebiliriz. Neyse ders uzadı ama yani daha da uzar yani dersi çekmeye devam etsek. Şimdilik bu kadar yeterli bence. Biliyorum biraz sıkılmış olabilirsiniz şu arayüzden. Şimdi biz önümüzdeki dersten itibaren Streamlit olayına giriş yapacağım. Harikalar diyarına gireceğiz yani. Olay çok daha keyifli bir hale gelecek. Size hatta şunu sorayım. Şu bilgileri bildikten sonra bir saatten az sürede kendi frontend'inizi de yapıp kendi aplikasyonunuzu arkadaşlar internette yayınlayıp ulaşılabilir kılabileceğinizi söylesem herhalde şaşırırdınız. Sizi şaşırtmaya devam edeceğim. O yüzden önümüzdeki derste devam edelim. Takipte kalın. Sağlıcakla kalın.